Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kalıtım ünitesi soru çözüm videosuyla sizlerleyiz. Evet gençler, bu videomuzda kan grupları üzerinde duracağız ve birlikte soru çözümü gerçekleştireceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda anne ve çocuğun kan grupları belirtilmiştir. Babanın kan grubu bilinmemektedir diyor ve devamında sorunun kalan kısmı var. Önce şuradan bir anne, baba ve çocuk olarak düşünerekten, çünkü burada dişi, burada erkek işareti var, görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şuradan bir anne ile çocuğu netleştirelim. Daha sonra babayı bir yordayalım bakalım ne olabilir. Şimdi anti A damlatmışız. Burada bir aglutinasyon olmamış, yani çökelme olmamış. Demek ki A antijeni annede yok. Anti B damlattığımda bir çökelme durumu söz konusu olmuş. Demek ki B antijeni var. D neydi? RH pozitif veya negatifti, değil mi? Bunu ölçmemi sağlıyordu. Buna ulaşmamı sağlıyordu. D damlatmışım. Çökelme yok. Demek ki burada RH antijeni yok. Yani arkadaşlar benim annem B RH negatif kan grubuna sahip. Tamam mı? Babayı bilmiyorum zaten. Çocuğa baktım. A antikoru damlatmışım ve çökelme var. O zaman demek ki çocukta A antijeni var. B'yi damlatmışım, çökelme olmamış. B antijeni yok demek ki. Anti D'yi damlatmışım, çökelme olmuş. Demek ki RH antijeni var. O halde benim çocuğum A RH pozitif. Yani şuraya bir kez daha yazacağım. B RH negatif, A RH pozitif. Annem B RH negatif, çocuğum A RH ne arkadaşlar? Pozitif. Şöyle yaptım. Şimdi şu babaya bir bakalım mı birlikte? Bak şimdi. Babayı bilmiyorum ben. Çocuk A antijenine sahipse ve annem benim B antijenine sahipse, B kan grubuna sahipse arkadaşlar, bu çocuk A'yı kimden almıştır? Babasından almıştır. Yani babada bir A antijeni var ama baba AA olabilir, A0 olabilir, AB olabilir. Hangisi bilmiyorum. O yüzden bu üçünü de değerlendirmem gerekiyor. Annem küçük R küçük R'ymiş. O yüzden çocuğa ne vermiştir? Küçük R. O halde bu çocuk büyük R'yi kimden aldı? Babadan. Baba kesinlikle büyük R. Yani yanında büyük R, büyük R de olabilir, büyük R küçük R de olabilir. Nihayetinde babanın ne olduğunu biliyorum ben arkadaşlar. Pozitif olduğunu biliyorum. Bana diyor ki baba aşağıda verilen kan gruplarından hangilerine kan verebilir? Şimdi baba pozitif olduğu için pozitif, pozitif, pozitif ya, hepsine verebilir. Çünkü neydi? Negatif negatife verebilir, negatif pozitife verebilir, pozitif pozitife verebilir ama pozitif negatife kan veremezdi arkadaşlar. O yüzden bu hatırlatmayı yaptım. Burada herhangi bir sorun teşkil etmediğinden dolayı RH benim için belirleyici değil. Peki baba AA olsun, A0 olsun, AB olsun, her neyse. Mesela AA veya A0 olsa ARH pozitife kan verebilir mi? Verebilir. Çünkü A'lar kendi arasında kan alışverişi yapabilir. Baba AB ise AB kan gruplu birine kan verebilir mi? Verebilir. Peki baba AA olsun veya A kan grubu veya AB kan grubundan herhangi birisi olduğunda B'ye kan verebilir mi? Hayır. Çünkü B yalnızca B'den kan alır arkadaşlar. O zaman 1 ve 2'yi kabul ettim doğru olarak. Aşağıda verilen kan gruplarından hangilerinde çökelme olur? Yani diyor kim kime kan veremez. Bence en önce RH'a bakın. Pozitif negatife veremez. Bir bunu belirleyin arkadaşlar. Pozitif negatife veremez. O zaman demek ki 4'te çökelme olur arkadaşlar. Şu gitti, şu gitti, şu gitti. 1'e baktığında cevap çıkacak. Pozitif pozitife kan verebilir. AB AB'ye kan verebilir. Problem yok. Cevap ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. 0 A'ya verebilir. Çünkü 0 genel vericidir. 0 AB'ye verebilir. Çünkü AB genel alıcıdır. Aşağıda RH faktörüne bağlı olarak kan aktarımı gösterilmiştir. Hangileri doğrudur? Pozitif negatife veremez. Negatif negatife kan verebilir. Negatif pozitife kan verebilir arkadaşlar. Doğruyu sordu bana. 2 ve 3'ü doğru olarak kabul ettim. Aşağıda 4 ayrı çiftin AB0 sistemine göre kan grupları verilmiştir. Çiftlerin kan gruplarının fenotipleri böyleymiş. Çiftlerin hangilerinden doğacak çocuğun kan grubunun genotipi kesin olarak söylenebilir diyor. Şimdi birinci çifte bak. Bu 0 0, bu da 0 0 ise bunun çocuğu %100 nedir? 0 0'dır. Yani ben 1'i kesin biliyorum arkadaşlar. AA ya, bu şöyle olabilir mesela. Böyle de olabilir.
böyle de olabilir. Bir sürü versiyon çıkartabiliriz biz burada. Böyle olabilir. Yani aslında AA'ların çaprazlanması sonucu A kan gruplu çocuklar da dünyaya gelebilir. Sıfır kan gruplu çocuklar da dünyaya gelebilir. Eledim. AB'lerin çaprazlanması sonucu AB kan gruplu dünyaya gelebilir. A kan gruplu dünyaya gelebilir. B kan gruplu dünyaya gelebilir. Eledim. B ve sıfırın çaprazlanması sonucu eğer burası BB ise çocuk %100 B'dir. Eğer burada sıfır varsa %50 B, %50 sıfırdır. Hangisi olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O yüzden ne yapıyorum gençler? Yalnız biri kesin olarak biliyorum. Olabilir deseydi alabileceğim şıklar vardı. Aşağıda kan serumlarına bir kişinin kanı damlatıldığında meydana gelen çökelme durumları gösterilmiştir. Burada çökelme var, burada çökelme var. Bu bireyin kan grubu nedir arkadaşlar? B, RH pozitiftir. Peki bu kişi aşağıdaki kan gruplarından hangisinden kan alır? RH pozitif ya. Pozitif olan pozitiften de kan alır, negatiften de kan alabilir. O yüzden pozitif ve negatifliğe bakmayın gençler. Neye bakayım hocam? B kimden kan alabilir? B'den alabilir arkadaşlar. O yüzden ancak ve ancak B kan gruplu birine, B kan gruplu başka birinden kan verebilirsiniz. Evet, RH pozitif kan gruplu bir anneye. RH pozitif kan gruplu bir anneye, RH pozitif kan gruplu bir babanın birinci çocukları RH negatif kan gruplu olduğuna göre ikinci çocuklarının negatif kan gruplu olma olasılığı nedir diye sormuşuz. Şimdi anne pozitif, baba pozitif. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Anne böyle, baba da böyle diyorum. Peki çocuk negatif. Yani ne yazdın çocuğa? Küçük R, küçük R yazdın. Peki çocuk bu küçük R'nin birisini annesinden, diğerini de babasından almamış mıdır? O halde annem ve babam benim nedir arkadaşlar? Kesinlikle heterozigottur. Annem ve babamı RH yönünden çaprazlarsam eğer büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R ve küçük R, küçük R'ler açığa çıkar. Bana neyi sordu? İkinci çocuğun da negatif olma olasılığını sordu. %25 diyeceğiz arkadaşlar. Yani 1/4 oranında çocuk negatif olur diyeceğim. Evet, aşağıda kan grupları ile ilgili bir soy ağacı verilmiştir. Soy ağacındaki bir numaralı bireyin antijen A'ya sahip olma olasılığı. Yani birinci bireyin A olma veya AB olma olasılığını soruyor bana. İkisine de dikkat, tamam mı? Antijen A'ya sahip olma olasılığı diyor. Bak şimdi şu çocuk sıfır ya. Bu çocuk sıfırın birisini annesinden, diğerini babasından almıştır. Peki şu A'yı nereden aldık biz? Nereden almıştır bu kız çocuğu? Tabii ki alsa babasından almıştır arkadaşlar. Peki B'yi nereden aldı şu çocuk? Yani yanına ne almıştır? Sıfır almıştır muhtemelen. Bu B'yi nereden aldık? Buradan aldık. Yanına ne alacağız? Sıfır alacağız. E zaten bir numaralı birey, yani babam ne çıktı? A sıfır. O halde bir numaralı bireyin A antijeni bulundurma ihtimali %100'dür arkadaşlar. Yani başka bir ihtimal aramaya gerek yok. Aşağıda kan grubu tayini yapılmıştır. Buna göre bu kişinin kan grubu diyor. Anti A çökeltme yaptıysa A antijenin var. Anti B çökeltme yaptıysa B antijenin var. RH çökeltme yaptıysa sen pozitifsin. O halde bu birey bizim için A ve RH pozitif olmuş oldu. Hem bu tip çökelme soruları karşımıza gelir arkadaşlar. Hem de soy ağacı soruları karşımıza gelir. Kan grupları oldukça önemlidir kalıtımda. Bol soru çözerek konuyu pekiştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.